Çünkü bir insanın hayatı ancak İslam'la güzel olur. Ancak bir insan, bir aile, bir toplum, bir cemiyet, bir devlet, bir millet ancak İslam'la huzur bulur. Çünkü Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'de buyurmuş: "Ela ya'lemu men halak?" O Allah ki yarattıklarını ondan daha iyi bilen var mı? Yaratmış, yoktan var etmiş, varlığından haberdar etmiş. Nasıl yaşaması gerektiğini, nasıl düzenlenmesi gerektiğini Allah'tan daha iyi bilecek olan var mı? Biz bunu anlatıyoruz ya. Başka bir derdimiz yok. Buradakilerin de başka derdi yok. Allah bizi o zafere kavuşturacak. Hiç şüphemiz yok. Ya bize, ya bizden hemen sonrakilere. Bizlere bugünü gösteren Rabbimiz, bugünleri gösteren Rabbimiz, bundan sonrakileri de daha hızlı bu ümmete gösterecek. Yeter ki biz Kur'an'a, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine, ehli sünnet itikadına sıkı sıkıya sarılalım. Şifre bu. Şifre bu. Başka bu işin şifresi yok. Biz 1000 yıl dünyaya hükmeden bir toplum olarak neyle hükmettiysek bundan sonra da daha güçlü olabilmek için aynı sırrı yakalamamız lazım. Sır deyince bir sır değil bu. Bu gizli değil. Ne bu? Kur'an'la yaşamak. Sünnet-i seniye ile yaşamak. Ehli sünnet itikadıyla yaşamak. Bu sırra tekrar kavuştuğumuz anda yine biz o dünyaya düzen sağlayan kılıcımızı kınından çıkartmış olacağız. Çünkü biz görevden alınmış bir memur değiliz. Biz açığa alınmış bir memuruz. Yani göreve iade edilmeyi bekliyoruz. Bizden sonra bir toplum daha gelmedi İslam ümmetinin başına. Hala biz varız. O günler geri gelecek ve çok az kaldı Allah'ın izniyle. Kadir Mısıroğlu'nu dinliyordunuz değil mi? O hep bunları anlatırdı zaten. Sur'da gediği açan aslında Kadir Mısıroğlu'ydu. Allah ondan razı olsun. Allah ona rahmet eylesin.